arkadaşlar. Ben Serdar Arkan Düzgüven. Yine bir video dersiyle beraberiz. Bu dersimize 3D Max'te hazırlamış olduğunuz bir objenin üzerine birden fazla tekstürün nasıl uygulanabileceğini öğreneceğiz. Şimdi bunu yapmanın birden çok değişik yolları var. Ama hem anlamakta hem de konuya vakıf olmayan arkadaşlar açısından kolay anlaşılabilmesi için en basit yöntemleriyle anlatacağım. Bir box üzerinde size bu box'ın her bir yüzeyine nasıl farklı tekstürler, kaplamalar uygulanabilir onu anlatacağım. İsterseniz başlayalım. Şimdi öncelikli olarak sahnemize bir box çizelim. Box'ımız tam bir kare olsun. Sonrasında bunu bir ortalayalım. Pardon. Evet. Render motoru olarak V-Ray kullanalım arkadaşlar. Evet, buradan render motoru seçimimizi yapıyoruz. Şimdi burada birkaç ufak ayar yapalım. Bunu tam beyaza denk getirelim. G'yi açalım. Buradan Very Low seçelim. Fazla uzun sürmesin. Subdivs'leri ve Samples'ları düşük tutalım. Light Cache olsun. Bunu da 20'ye düşürelim. Tamam. Sahnemize de bir tane Bray Plane oluştursak, bunun renginde gri olsun yeterli gelir. Klavyede F4'e basın. Evet, şimdi öncelikli olarak box'ımızı poly'e çevirdik. Şimdi material editörümüzü açıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 2 de arka tarafta 5, bir tane de alt yüzey var, 6 tane. Yani burada bunun her bir yüzeyine farklı farklı materyaller atayacağız. Bump kanallarını kullanacağız. Öncelikle buna 1 diyelim. Hemen birey materyali seçiyoruz. Evet, buradan gelin bitmap. Diyelim. Buradan kaplamalardan duvar. Hem de arkadaşlar bu derste elinizde mesela şurada bir numaralı resimde gördüğünüz tuğla duvar var. Mesela bu tuğla duvarın bump kanalında kullanmamız için gereken resmi yok. Photoshop'ta da bunun nasıl yapıldığını bilmiyorsak, nasıl hazırlanacağını bilmiyorsak, Material Editor'da bump kanalına göre bir resmin nasıl hazırlandığını da size kabaca göstereyim. Öncelikle bunu seçiyoruz arkadaşlar. Polygon diyoruz. Bu yüzeyimizi atayalım. Evet, atadık. Sonrasında arkadaşlar Show Shaded Material in Viewport derseniz materyal üzerinde görürsünüz. Sonrasında bir üst kademeye çıkıyoruz arkadaşlar. Maps kısmına geliyoruz. Diffus kanalımızda orijinal resmimiz var. Bump kanalına bunun aynısını atıyoruz. Yani sadece copy seçili olacak. Swap ya da instance seçmeyeceksiniz. Swap sadece direkt taşır. Instance dersek de arkadaşlar, diffus ile bump kanalı arasında bir bağlantı kurar. Her iki kanalda yapacağınız değişiklikler birbirini etkiler. Örnek olarak bump kanalında bir değişiklik yaparsanız bu diffus kanalını etkileyecektir. O yüzden sadece copy deyip okey diyoruz. Sonrasında içeriğine giriyoruz. Buradan output seçeneğinde arkadaşlar invert diyoruz. Şimdi büyütelim. Şimdi farklılıklara bakalım arkadaşlar. Material editor'da gerekli farklılıkları görüyorsunuz. Bu sizin için yeterli olmazsa display kanalında kullanabilirsiniz. Yalnız orada değerleri biraz düşük tutup
tutmanızda fayda var. O çünkü 100 dolar ki de siz tahminen bunu 1'e kadar düşürmek zorunda kalacaksınız. Çünkü yüksek tutacağınız her değer hem yüzeyi bozar hem de render sürenizi etkiler. Şimdi burada bunu 30 olarak vermişiz değerini. Tam bu yüzeyimizde bu kalsın. Şimdi hemen diğer slota geçelim. 2 diyelim. Buraya da aynı şekilde vereyim materyal atıyoruz. Pardon, yanlış atadık. Evet. Sonra geliyoruz gene bitmap diyeceğiz. Buradan 47 numarayı seçelim. Onu da bu yüzeyimize atayalım. Yine VFport'ta göster diyelim. Bunun da elimizde bump kanalına göre bir şekli yok. Aynı şekilde buraya atıyoruz. Copy'de kalıyor. İçerisine giriyoruz. Output sekmesinde inverters basit olarak size bir bump kanalı oluşturuyor. Hemen şu yüzeye gelelim. Ama öncelikle burada bir yukarıya doğru bir çıkış yapalım. Evet. 3. Hemen 3 numaralı yüzeyimize de materyal atayalım. Bitmap diyelim. Buna da farklı bir şeyler olsun. Atayalım arkadaşlar. Evet, yukarı çıkıyoruz. Sorry. Evet. Seçtik. Göster diyoruz. Ama bu tekstürümüzün kendine ait bir bump var arkadaşlar. Bu sefer de onu kullanalım. Hemen büyütüp bakalım. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha yakından görmek isterseniz büyütelim hemen şöyle. Tabii büyüttükçe çözünürlük birazcık bozulabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde kapatalım. Ön yüzeyimizi atadık. Arka yüzeyimize gelelim arkadaşlar. Çıkalım buradan. Bir sonrakine gelelim. Buna da 4 diyelim. Bu adımla hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar. Hatta şimdi bunun diğer renk kanalları da var. Reflektini de atayalım arkadaşlar. Bitmap diyelim. Reflection. Daha bir gerçekçi görüntü elde etmiş oluruz. Gördüğünüz gibi. Mesela reflekti kapatalım. Açalım. Pek bir değişiklik gözükmüyor olabilir. Ama bunu etkileyene render'da görürüz arkadaşlar. Evet, şimdi bu yüzeyimizi kapladık. Bu yüzeyi de kapladık. Gelelim 5. yüzeyimize. Evet, bu yüzey. Burayı dedik. Bitmap. Kanaldan çıkış yapalım. Şimdi başka bir resim bulacağız arkadaşlar. Eski duvar demiş ama texture katalogundan seçelim. 001. Evet, sonra gelelim bunun bump kanalına. Hemen buradan da bump maps 001.
ekledik. Çıkan bir üst tarafa uygulayalım. Üzeri de gösterelim. Size böyle büyük de gösterelim. Etkileri görmeniz açısından. Evet. Sonrasında en son katmanımıza geleceğiz arkadaşlar. Kübü havaya kaldıracağım. Sonrasında burada da bireyi seçiyoruz. Map. Buraya da ahşap bir yüzey atayalım. Bir üst kademeye çıkalım. Wood. Buradan texture. Bunu seçelim. Okey. Sonra maps. Bump. Buradan gene bump klasöründen bir numarayı seçiyoruz. Üst kademeye çıkıyoruz. Uygula, göster. Tamam. Ben size buradan da gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki değer 30. Bunu 60 yaparsak daha keskin bir şu taraftan daha çok belli oluyor. Bump'a ulaşmış oluruz ama genelde 60 çok yüksek oluyor. 30 kafi olur. Ama siz yine sahnenize göre kendiniz bu değeri belirleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ayarlarımız düşüktü. Bir deneme renderi alıp sonucumuza bakalım. Birazcık uzak oldu. Save frame yapalım. Birazcık objemize yaklaşalım. Biraz daha böyle yatırarak daha yakın materyatör aşağı alalım şu şekilde. Evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda 3 yüzey 3 adet yüzey görüyoruz. Her bir yüzeyimizde farklı kaplamalarımız var. Bu taraftan da bakalım aynı şey. Bu sefer böyle bakalım ama render'da çıkmayabilir. Box'ımızı biraz daha yukarı alıp denemekte fayda var. Heh. Şu şekilde yaparsak daha iyi olur. Hemen yetersiz kaldı. Breakplane'in altında kaldık. Daha da yukarı alalım. Birazcık daha yaklaşırsak herhalde bu yeterli olacak gibi gözüküyor. Evet. Toplamda zaten bir kutu arkadaşlar. Daha doğrusu küp 6 farklı yüzeyden oluşuyor. 6 parça. Biz her bir yüzeyine farklı materyal atadık. Nasıl atanabileceğini de gördük. Add table poly ile yüzey her bir yüzeyi tek tek seçecek ve 6 adet materyal slot'tan yaptık bunu. Ama tabi sahnelerinizde özellikle tasarım yapmış olduğunuz sahnelerde materyal slot'lar sınırlı olduğu için oldukça değerli oluyorlar. Sizin bu 6 yüzey için her bir materyal için bir slot kullanmanız israf olabilir. Multi sap materyali kullanırsanız tek bir slot altına 6 farklı materyali de bunu yüzeyine uygulamış olursunuz. Sonuç yine aynı olacaktır ama tek bir materyal slot altında 6 adet materyal olacaktır. Tabi bu 6'dan sınırlı değil. Multi sapta bu sizin tercihinize belirleyeceğiniz sayıda isterseniz 100 tane de materyal kullanabilirsiniz. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Uzun süredir en çok sorulan sorular üzerine dersler yapıyoruz. Sona bayağı yaklaştık. Cevaplanmayan 2-3 tane sorumuz kaldı. Onu da cevapladıktan sonra normal tasarım derslerimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Mutlu olun.